Ne yapıyor? Ne yaptı abi? Şu ne haliyle, yaptı da bugüne şu, kadar bunları yaşattılar bu çocuğa? Şu fiziksel değerlerle, şu fiziksel değerlerle Mesut'u sahaya atarsan ayağı kırılabilir, lifi atabilir, Yok abi, sakatlanabilir. Sen oynarım dediği her maç Mesut oynat abi. Benden sana tavsiye. Yani işte ben oyuncuların bu kadar inisiyatif sahibi olmalarının kurumsal kimliğe zarar verdiği fikrindeyim. Mesut Yoksa Mesut'u ben çocuğum. de görüyorum. Bak şimdi bu son maçta attığı golde ya o. Oh Top sadece öyle gol olur. Muazzam. Ayağının içiyle yani. dibine girdi topun. Bak ayak içi plasisi yapmadı. O da başka bir şeydi. Şunu top olarak düşünün. Klepsi çekti A evet. Ayağının. Pike yaptı. Evet, yap, evet pike. Pike yaptı. Çok büyük oyuncu ama fizik olarak Zaten hazır Zaten kendine olmalı. mahsus gol vuruşlarından biri o. Daha Aha. önce de benzerlerini birçok kez yaptı. Trabzon Çok büyük bir futbolcu Türkiye'de oynuyor. Evet. Farkında değil kimse galiba ya. Bence iyi <laughs> ama bir tek biz mi farkındayız bilmiyorum. Peki devam edelim Trabzonspor'la. Trabzonspor'da da bir, e, Antalya Spor maçında sakatlanan e, Vakeme'den haber geldi. İlk yarıyı kapattı futbolcu. Geçmiş olsun diyelim dileriz. E, aynı Vakeme e, bir an önce sahalara geri döner. İzlemesi çok keyifli. Trabzonspor'a kattıkları önemli. E, özellikle e, bu süreçte şampiyonluk yarışında. Şimdi Vakemen'in yokluğunda Trabzonspor nasıl bir e, oyun kurgusuyla nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? E, Vakemen'in boşluğu nasıl doldurulacak? Merak edilen bu. E, Yunus Emre güzel bir sayfa hazırlamış Sabah gazetesinde. E, ee, hmm. i̇kimiz de aynı gazeteye baktık. Yunus Emre Sel e, diyor ki sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Vakemen'in yerine sol kanatta Caninli forma giyecek. Oynayabilecek duruma gelen Abdülkadir Ömür de sağ kanada geçecek diyor. Yunus Emre Sel bugün sabah gazetesinde yaptığı haberdi Ben Vakemen konusunda tarafsız olamıyorum. Kişisel olarak hayranlığım çok büyük kendisine. Şimdi şeyi seçersin. Mesut Özil için konuşmak kolay abi. Dünyanın en önemli futbolcularından birinde büyük topçu diyorsun. Yani Mesut Özil'e. Evet. Ya bunun bir ama Vakehme böyle geldiği günden beri onunla ilgili hissettiklerim, söylediklerimle çocuksu bir şekilde sahiplendiğim bir hayranlık bu. Ya yani gerçekten beni ben yapan şeylerden biri. şeyi sev seversin. <laughs> Bak mesela her takımın yıldızı vardır. Hacili Galatasaray'da mesela benim favorim antrenmanları izleme şansına sahip olduğum için Galatasaray muhabiriydi. Antrenmanları izliyordum. Benim favorim Tugay Kerimoğlu'ydu abi. Ya, Tugay Kerimoğlu'nun futbolculuğunun büyüklüğünü Size anlatabilmem için ben karşılıklı oynadım. antrenmana gelmeniz lazım. Bak Tugay maçlarda çok büyük performanslar sergiledi ama bir de Tugay'ı antrenman rahatlığında görseniz ne kadar büyük futbolcudur anlatamam size ya. İzlemeniz lazım. Antrenmanlarda izlemeniz lazım. Maçlarda gördüğünüz Tugay. Tugay'ın %20'si 30'u. Sen oynadın karşılıklı diyorsun. Trabzon, Trabzon ben. Yıldızlar Ligi'nde karşılıklı oynadık Tugay'la. İdman İl <laughs> <laughs> İlman Ocağı'nda oynardı o zaman. Tugay dediğin gibi kendini rahat hissettiğinde ya da Hadi size bir gösteri yapayım dediğinde Aynen. Tugay büyük Canmaz gibiydi. Evet. Büyük topçuydu. Çok yetenekli. Vakayeme de öyle. Vakayeme'nin yokluğu bence çok büyük bir eksiklik ama mesela Abdullah Avcı'ya bunu söylesem. Ya canım öyle diyorsun da evet tabii ki önemli değil. Şöyle böyle falan diye açıklıyordur belki ama evet. benim gözümde ben o kadar büyütüyorum ki. Gerçekten çok büyük hayranıyım adam. ya. Ben sırf adamı izliyorum. Bir sahada izleme şansı işte pandemi mandemi çok bulamadım. Evet. Muhtemelen ben sadece Vakame'ye bakarım. <laughs> Peki Selahattin Kınalı. Şöyle e, vakamenin olmasının senin tarif etmeye çalıştığın duyguyu bütün tribünlere takım arkadaşlarına hissettirdiği için öyle bir rahatlığı var. Ve fakat bir de vakamenin arkasında oynayan Solbeke sor bunu sen. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mesela... O ayrı Bana ne? Beni ilgilendirmez şimdi Sol, o. Trabzon takımında Solbek kim oynuyorsa vakamenin yokluğundan bir teselli payı çıkarabilir. yok be abi. Yani yok, sol yok. bekleri kötü Trabzon. Hay hay önemli değil. Niye kötü? E, Vakame uğramıyor şu taraflara. <laughs> Sadece tamam Vakamenin de hataları var. Hata Kabul değil. ediyorum. Hata değil. şekli hata olarak görmüyorum ya. Vakame sen Vakame'yi takıma atıyorsan ona çizgini yani Ya sol beki kötü gösteren özellikleri var. Okey. Evet. evet. Ama sol bekler de yani. Evet yok sol beki zaten. Geçen sol, sol bek diye sezon sonunda Bızlık. bitiyor bu arada. Marlon, Marlon Allah'ım o neydi ya? Eziyetdi abi. Yani özür dilerim kendisinden. Yine de şu yine de ama. Serkan, yine de şu Antalya maçında sol bekte Marlon olsaydı İsmail Trabzon falan maçı kaybedilirdi. İsmail abi, kaybedeli çocuklar, köybaşı ama yani, yani şimdi Trabzon'un geldiği seviyenin sol bekleri yok Trabzon'un elinde. Trabzonspor sol bek sorununu çözecek ya Uğur Çiftçi ile anlaşılırsa ya başka bir alternatifle. Peki kalan maçlarda nasıl çözecek tabi? Şimdi o bana var. göre e, bu maçta Tronsen oynayabilir. Belli değil ama oynayabilir noktadaymış. Olmasa Densville'i düşünecek herhalde. İsmail de iyi galiba. Bu arada Saka, e, Yunus Emre Sen de, de e, şöyle devam etmiş haberine. Perez gerçek yerine dönüyor. Son oynanan 2 birlik kaybedilen Antalyaspor Spor maçında sol bek performansını yeterli görünmeyen Bruno Perez'i yedek kulübesine çekmek istemeyen avcı. Tecrübeli ismi esas mevkii olan sağ bekte tekrar görevlendirmeyi Dorukhan düşünüyor. da iyi oynadı orada ya. Ya Dorukhan kendi karesine gol etti ama son haftalarda Trabzonspor'un en iyi oyuncusu Dorukhan çıkışta ama ya ben Antalya maçının hatası hoca penceresinden budur. Yani sen hem sağ beke hem sol beke çakmaları koyunca iki kanat da tıkandı. Evet. Oysa Perez'i koy sağ beke sol beke kimi koyarsan koy. Savunma zaten ileri çıkarmıyorsun ki Perez çizgi ileriye geçmedi ya. ya. öyle bir oyun oynadı yani. Ama Dorukan da Bek'teki performansı evet e, hücumdaki performansını hep konuşuruz Dorukan ama Bek'te savunma anlamında yaptığı hatalar e, mevkisi de olmadığı için tabii futbolcunun acemice değil miydi? Ya idare etti. E, şöyle söyleyeyim hani Galatasaray'daki Bek performanslarına falan bakarsan hani Doğukan bayağı iyi, hani milli takımı hak eden bir sabek konumunda şu an bence. Ama e, hoca muhtemelen Doğukan'ı orijinal yerinde deneyecek. Evet e, evet. Sonuçta Doğukan'ın da ikinci evet. Evet. mevkisi orası. Trabzonspor'un Vakami'nin yokluğunda şöyle bir avantajı var. E, Gianlini diye bir oyuncu var. Forvet'te nereye koyarsan koy. Hep verimli oynuyor yani. O Canini'nin de aslında... Ve bu çocuğa ne bit... kadar tepki vardı değil evet. abi? Evet. Evet. İlk geldiğinde ben çok büyük bir oyuncuyu Trabzonspor ikna etti dedim. Hala aynı fikirdeyim. Değişik. Onun da e, Vakame gibi değişik bir stili Özellikle var. Biraz, görüş. biraz da benziyor Vakame'ye stili. Rahatlığı, kolay adam geçmesi, yürüyerek adam geçmesi. Güçlü. Evet. O yüzden Trabzonspor'un e, Vakame'nin yokluğunu psikolojik anlamda hissetse de sahaya yansımalarının hiç beklendiğinin aksine daha pozitif yansımaları da olabilir. Trabzonspor defans yaparken savunma yaparken 9 kişiyle yapıyordu. Şimdi 11 kişiyle yapabilir mesela. Hatay Spor çünkü ön evet. tarafı çok iyi bir takım. Ömer Hoca'ya da Hatay'daki futbol aklını, toplam futbol aklını takdir etmemiz lazım. haklarını teslim etmemiz lazım. Ömer Hoca orada çok iyi işler yapıyor. Takımı çok iyi organize ediyor. Doğru adamları buluyorlar. Doğru bir oyun kurgusunu sahaya taşıyorlar. Oyun disiplininden kopmuyorlar. 5-4 yedikleri maçta bile oyun disiplininden kopmadılar. Sivas'tan mı 4 demişlerdi. Ee, bir farklı yenilikleri bir maça baktım. Hiç kopmadılar oyun disiplinine. Çok hoşuma gitti o tavırları. Çünkü takımlar günlük performanslar, şanslar, şanssızlıklar üzerinden günlük olarak maç kaybedebilirler. Fakat bir oyunları varsa sezon sonunda, günün sonunda kazananlardan biridir o takım. Hatayspor bunu bize sürekli vaat ediyor. Trabzon deplasmanında da çok kişilikli bir oyun oynayacaklarına eminim. Ama istim bir Trabzonspor'un Bakasetas'ın oyuna katılmasıyla tekrar e, puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum ben ama sonuçta bu bir oyun. E, yine puan kaybı yaşayabilir Trabzonspor. E, üst üste iki defa da olabilir bu ama daha fazla olacağını hiç ihtimal vermiyorum. E, Trabzonspor'un Vakayemen'in yokluğunu çok da fazla hissetmeden e, belki de daha da pozitif katkısını alarak, yaşayarak, yaşatarak e, bu sondan üçüncü hafta değil mi? Evet. Son kalan dokuz, dokuz puanın üçünü alacağını tahmin ediyorum ben.